Jan van Eyck imkansız şeyleri resmederken bile bunu harika bir gerçekçilikle yapıyor. Burada da Meryem imkansız derecede büyük ve belki de gerçek olamayacak kadar güzel gotik bir kilisede duruyor. Alanı dolduruyor. Başında tacıyla cennetin kraliçesi olarak gösterilmiş. Tacında mücevherler var. Aynı şekilde giysisinde de. Baktığımız şey aslında bir hayal, bir rüya. Bu kilise 15. yüzyılda insanların düzenli gittikleri kiliselere benziyor ki bu da rüyayı gerçeğe yakın kılıyor. Arka tarafa bakalım. Çok güzel ahşap oymalar var. Bu ahşap oymaların içinde Meryem'in hayat hikayesini görebiliyoruz. Kapının eşiğinde bir ilahi kitabından şarkı söyleyen iki melek görmekteyiz. Ve Meryem'in sol omzundan yukarı bakınca karşımızda Meryem'in oğlu İsa'yı tutuşu gibi aynı şekilde İsa'yı tutan Meryem heykeli bulunmakta. Sanki arkadaki heykel canlanmış karşımızda duruyor. Bu kadar inandırıcı olmasının sebebi ise Van Eyck'ın ışıkla yapabildikleri. Işık gotik pencerelerden içeri doluyor. Meryem'in önünde iki tane ışık havuzu var. Kilisenin doğu tarafına bakmakta olduğumuzu anlayabiliyoruz. Pencereden gelen ışık ise kuzeyden geliyor. Aslında imkansız bir durum yani bu mistik, doğaüstü bir ışık olmalı. Bu resimde ışığın o kocaman gotik pencerelerden kilisenin içine, kutsal alana girmesi çok önemli rol oynuyor. Çünkü orta çağda bu özel bir semboldü ve Meryem'in bekaretini temsil ediyordu. Bu ideal bir kilise. Böyle bir mimari gerçek hayatta yok. Ama Jan van Eyck'ın hayalinde Meryem için harika bir ortam. Meryem'i onurlandırmak için harika bir mekan. Tanıyabileceğimiz, tanıdık bir alanda cenneti ve ulvi mekanı tasvir etmek işte böyle bir şey. Bu resim 1877'de çalınmış. Resmin kendisi tekrar bulunmuş olmasına rağmen çerçevesi geri alınamamış. Çerçevede güneş ışığı camdan geçer ama leke bırakmaz. Aynı bakire Meryem gibi o hala bakiredir şeklinde çevirebileceğimiz bir yazı yazıldığı kayıtlara geçmiştir.